Geçmiş olsun diyorum. Önce Düzce'ye, İstanbul'a, Ankara'ya, Bolu'ya, Zonguldak'a, Eskişehir'e kadar uzanan bu depremden konuşacağız bugün. Hatta yine söylediğim gibi eğer yayına belirtileriyle alakalı öncesinde yaşadıklarını söyleyen ya da gözlemlerini aktarmak isteyenleri yayına alacağımı da söylemek isterim. Anlatmak isteyenler lütfen istek atsınlar. Ben de onları yayına alayım. Erzurum'a selamlar ve Türkiye'ye geçmiş olsun. Daha yeni konuştuk aslında depremleri. Yeni dile getirdik. Daha birkaç gün önce depremlerden bahsettik. Ve bir deprem ülkesi olduğumuzu defiyetle söylüyoruz. Ama maalesef bir deprem yaşadık. Artçılarıyla devam etti. Önümüzdeki dönemlerin özellikle biraz daha depremlere yatkın bir dönem olduğunu da söylemekte fayda var sevgili dostlar. Bir de kısa bir astrolojik yorum yapmak üzere. Lütfen bu ara yeni ay Yay burcunda, aynı zamanda Güneş de Yay burcunda. Biraz sinirlerimiz yay gibi gergin olabilir. O yüzden sinirlerimize hakim olmakta biraz fayda var. Sevgili dostlar, bunu da belirtmek isterim. Ve tekrar söylüyorum, yayına şimdi açanlar için depremden önce fark ettiğiniz bir gelişme, bir konu, gökyüzünde, yeryüzünde, bir hayvanda bir şey fark ettiyseniz ben birazdan anlatacağım ama sizin fark ettikleriniz varsa lütfen yayına bağlanın ve söyleyin. Hoş geldiniz Mustafa Bey ve bütün sevgili takipçiler, hoş geldiler. Evet, öncelikle eğer hazırsak başlayalım mı? Teşekkür ederim hepinize. Ben bu yayını açacağımı söylediğimde evet bazı haberler aldım. Bazı takipçiler bana izlenimlerini ilettiler. Birazdan onları da söyleyeceğim size. Hepiniz hoş geldiniz teker teker. Biraz ben de hem yeni ayın yayda olması, öncü gruplarda da gerçekleşmesi sebebiyle biraz gerginim. Aynı zamanda da maalesef bu pastırma sıcağı gibi görünen ama pastırma sıcağı gibi olmayan depremin de habercisi değişik bir hava katmanı var dışarıda. İlginç, herkesi inanılmaz derecede etkiliyor. Herkes bir gergin ve çok enteresan bir şekilde deprem habercisinin niteliklerinden bir tanesi de insanlardaki huzursuzluk, gerginlik, hatta mide bulantısı, öksürük, kusma gibi o kadar çok aslında depremin insanda da yaptığı etki var ki şimdi birazdan onları da değineceğiz ama öncelikle şunu söylemek isterim ki hep 12 Kasım'da bir tatbikattan bahsettik ve tatbikat neydi? Düzce 1999'da Düzce depremini hatırlamak için 12 Kasım akşam saat 18:57 bir tatbikat yapıldı ve enteresandır ki 11 gün sonra, 23 yıl sonra, ayın 23'ünde Düzce'de tekrardan bir deprem oldu. Mevlam beterinden korusun, Mevlam başka depremler vermesin ve sizden aldığım bilgilerden ilettiğiniz gökyüzünde tabii ki yine tuhaflıklar olması, gökyüzündeki bulutların farklı olması ve özellikle hayvanları olanların ilettikleri, evet bunlar özellikle haberci, deprem habercisi. Ama şu var ki burada bir diğer kısımda da depremin 5,9 şiddetinde olduğunu söyleyen, 6,1 şiddetinde de olduğunu söyleyenler var. Şimdi ben önce biraz konuşayım, sonra sizin yorumlarınıza da değineceğim. Önce biraz bir anlatayım. Özellikle de sevgili dostlar, bu depremin daha derinde olduğu için çok fazla yıkıcı etkiye sahip olmaması, eğer yüzeyde olsaydı daha fazla yıkıcı bir etkiye sahip olması uzmanlar tarafından yapılan açıklama.
80 bin binada inceleme yapılacak ve 80 bin bina inceleme altına alınacak. Bu depremin bu kadar hissediliyor olması ise derinde ve vurduğu yerin yayma hızıyla alakalı olduğu uzmanlar tarafından dinlediğim kadarıyla. O yüzden de zaten hali hazırda patlamayı bekleyen yani hareketliliği bekleyen Düzce kısmı şu an için yine uzmanların yaptığı açıklamaya göre şu anda oturmuş durumda olduğunu söylüyorlar. Şu anda fay oturdu diyorlar ama manidar olan kısmı ise işte 12 kısımdaki tatbikattan sonra 11 gün sonra 23 yıl aradan sonra ayın 23'ünde bu depremin gerçekleşiyor olması kafalarda en belirgin soru acaba bu harp mi? Harple yapılmış bir deprem mi? Çünkü şunu biliyoruz ki şu anda Türkiye bir operasyon yapıyor Suriye'de ve Suriye'de bir operasyon yaptığı için de bu acaba harple yapılmış 12 Kasım 2022'yi aldığımız zaman bir 19 sayısı verdiğinde ve 11 eklediğimizde aklımıza gelen o 911 sayısı olduğu için acaba harple yapılmış olabilir mi? Sorusunun cevabı şu durumda yayılma derinlik açısına baktığımız zaman biraz öyle gibi duruyor. Komple teorisini olarak da konuşan ve anlatmaya çalışan ki her zaman şunu söylemişimdir harple alakalı. Kırılan kırılmaya hazır faylarda özellikle yüksek frekans vererek harbi yapma olasılıkları ve çıkarma olasılıkları çok yüksek gibi. Ve Kuzey Irak'taki Suriye'deki bu operasyonlardan sonra bu olayın da olması oldukça manidar. Ve biliyoruz ki harp aynı zamanda kıyamet silahı olarak da geçiyor ve iklim değiştirmek, suni deprem yapabilmek, insan bilincini kontrol etmek, sel ve kuraklık oluşturmakta kullanılıyor. Nikola Tesla'dan yola çıkarak yapılmış harp oldukça fazla günümüzde giderek yaygınlaşmaya ve hepimizin hayatımıza dokunmaya son yıllarda çok daha fazla başladı. Çünkü bugün de gerginliğimizin en üst seviyelerde olmasının sebeplerinden bir tanesi de maalesef gökyüzünden atılan spreyler. Bugün ben yine sayılarını sayamadım. Aynı anda kaç tane birden gökyüzünden geçiyor. Gerçekten bazen ne kadar toparlanmaya çalışsak bile o şey frekansı yüksek tutmak biraz bu ara oldukça zor. Zaten bir yerde Mars gerilemesi var. İkizler'de bir yerde yeni ay var. Ya 24'ünde yeni ay yaya geçecek. Oradan bir gerginlik var. Üstüne üstlük ayın aralığın sonunda da Merkür geri gidecek derken hareketliliğimiz bu son aylarda oldukça fazla olacak sevgili dostlar. Aralık'ta ben hayatınızı aralamaya geliyorum dediğini söyleyebiliriz. Ve Uranüs Boğa'da geçtiği zaman astrolojik olarak da Uranüs Boğa'da hiçbir zaman rahat durmaz. Çünkü Uranüs sarsıcı bir gezegendir ve boğada olduğu zaman yani bir toprak grubunun olduğu zamanki etkiler maalesef daha yüksekte olacaktır sevgili dostlar. Şimdi bunun yanı sıra 1999 depreminde bilimsel olarak olaylara baktığımızda özellikle Japon ve Türk bilim insanlarının bir araya gelip yaptığı araştırmalar var. Ve bunu aslında önceki yayınlarda da değinmiştik. Yüzde oranlarıyla bir araştırma yapmışlar 99 depreminde. Bunun gözlemini sağlayan insanlar Japon ve Türk bilim insanları bir istatistik çıkarmışlar. Depremden önce neler oluyor, neler yaşanıyor, insanlar neler fark ediyor diye. Ve bunun üzerindeki en büyük istatistik hayvanlarda, insanlarda, doğada, en az doğadan kalsın bitkilerde. Ama en büyük olasılığı veren ise gökyüzü yani bulutlar ve deprem olduğu esnada da 99 yılında da büyük ışımalar görünmüş ve dünkü depremde de yani bu sabah 0,8 saatlerinde gerçekleşen deprem esnasında da gökyüzünde ışımalar seyredilmiş sevgili dostlar. Yani aslında deprem biraz da doğa olayı olarak ya da hayvanlardan gözlenme şeklinde
ben geliyorum diyor. Bunun yanı sıra bana Tuzla'dan yazan bir arkadaşımız köpeklerin susmadığını söyledi. İşte bu belirtilerden bir tanesi. Uluma şeklinde ve hiç susmadan deprem anına kadar o köpeklerin uluma sesinin devam etmesi ve havada çok garip bir sıcaklık olduğunu bildirenler de var. Havada çok garip bir sıcaklık vardı diyenler de var. Bu sıcaklığı biz de hissettik. Garip bir sıcaklık. 99 depreminde olduğu gibi yine bu pastırma sıcaklarından hariç bir sıcaklık yine dün de vardı. Çok aşırı bir sıcak vardı. Kendini deprem biraz da doğa olayı olarak hissettiriyor. Kuşlarda özellikle kafeste kuş besleyenler yani muhabbet kuşu besleyenlerde çok fazla hareketlilik oldu. Kendilerini bir yerden bir yere attıklarını, kafeste durmak istemediği gibi yazanlar da oldu. Ama bulutlar ve karıncalar, karıncaların eve istila etmesi gibi, örümceklerin istila etmesi gibi. Ama bu daha çok işte 6 nokta üzeri ya da 7'ye yakın daha enerjinin yüksek olduğu zamanlarda, açığa çıkacağı zamanlarda daha fazla yaşanan olasılıklar sevgili dostlar. Kedilerin özellikle bir yere saklandığı en çok yazılanlardan ve ağladıkları kargaların genelde çok reaksiyon verdi ve martıların çok reaksiyon verdi yine gelen haberlerden. Ve yine aldığım sizlerin yazdığınız bir çok aşırı yağmur yağmasına rağmen öğleden sonra inanılmaz bir sıcağın ortaya çıkması ve çok büyük bir sıcakla karşı karşıya kalması yani yağmurdan sonra aşırı bir sıcak olması. Evet, kuşlar çırpındılar ve onu, çünkü hayvanlar bunu en hassas noktada hissedenler. Hayvanlar bunu çok yüksek oranda hissediyorlar ve özellikle bulutlar bu konuda çok fazla haberciler. Yani bunu yayına hazırlanmadan önce tekrar tekrar okudum ki söylediğim gibi bir önce yine böyle bu şekilde bir canlı yayın yaptığımızda bunlardan konuşmuştuk. Ama yine acaba yanıldığım bir nokta var mı diye bakmak istedim. Yine aynı sonuçlar ortaya çıkıyor. Hayvanlarda görülen reaksiyonlar ve gökyüzünde görülen reaksiyonlar. Depremden hemen önce burun kanaması. Bunu yapılan istatistiklerde var. Burun kanaması yaşayan, yoğun oranda halsizlik yaşayan, yoğun oranda agresiflik yaşayan depremden önce. Şimdi biraz da hastalıklarla karıştırılıyor. Hastalıklarla da karıştırıldığı için insan kendini tanımlamakta biraz zorluk çekiyor bu aralar. Ama dediğimiz gibi Mevlam bir daha yaşatmasın. Maalesef. Uranüs Boğa'da oldukça fazla tetikleyici depremler yapabilir. Depremin saati işte Vuslatçım onu vurgulamaya çalıştım. Hepsi manidar aslında ama söylediğimiz gibi bu operasyon Suriye'deki operasyondan sonra nasıl önce İstanbul'da bir patlama yaşandı sonrasında biz cevabını vermeye çalışıyoruz ve vereceğiz. Ve sonrasında 12 Kasım ile 23 Kasım arasındaki o sayı farkını aldığımızda işte 11 gün 19 911 ve 81. il Düzce oradan da 9'a ulaştığımızda bu bir harp mi sorusunun cevabını net olmamakla beraber %50 pay vermek durumundayım. Oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz ki harbin zaten kullanıldığını biliyoruz sevgili dostlar. Özellikle de kırılmayı bekleyen faylarda çok daha yüksek frekansla beraber kullanılabiliyor. Ama uzmanlar şunu söylüyor artık fay yerine oturdu diyor. Fay yerine oturduktan sonra bundan sonra Düzce'den ki 99'da Düzce'de yaşanmış 23 yıl önceki depremin 23 yıl sonra ayın 23'ünde tekrardan Düzce'de yaşanıyor olması dünyada tesadüf olmadığını düşünürsek eğer enteresan bir tesadüf de sevgili dostlar diye ekleyebilirim. Varsa yayına katılmak isteyen, gözlemlerini anlatmak isteyen
katılabilir ve anlatabilir ve biz de hep beraber yorumlarız. Baş ağrısı, tansiyon hepsi vardı. Birçok insanda tansiyon maalesef yüksekti dün. Baş ağrısı, benim de dün başım ağrıyordu. Evet, yayına katılmak isteyen, anlatmak isteyen, söylemek istedikleri olan da en çok işareti veren bize gökyüzü, bulutlar, ışımalar. Mesela bulutların çok fazla inmesi, aşağıya doğru inmesi, çok yakınlaşması. İşte mesela bir önceki yayında da söylemiştim, normalde bize gelen bulutların terse hareket etmesi. Yeryüzünde ne varsa gökyüzünde o vardır. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Birbirinden ayrılmaz parçalar hissediyorlar. Dünya yuvarlak. Her ne kadar yani elips şeklinde, her ne kadar düz olduğunu söyleyenler olsa da dünya yuvarlak. Evet, benim aktaracaklarım Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu, bir farkındalık, bir önümüzdeki dönemlerin daha bu konuma açık olduğunu özellikle vurgulamakla beraber 24, 2024 ve 2025 yılına vurgu yapmakla beraber beklenen İstanbul depreminin bu yıl için, hani hep soruyorsunuz ve tekrar tekrar söylüyorum. Evet, deprem 2022'de de Aralık'ta da yine aynı şiddete yakın depremler yaşanması mümkün ama burada illa İstanbul, İzmir diye ayırmamak gerekiyor belki de. Çünkü Türkiye'nin her tarafı depreme, kuzey fay hattının geçiş noktasında tehlike olma olasılıkları yüksek. Sadece bu uçaklar Ankara, İstanbul'da uçmuyorlar. Neredeyse 81 ilin 81'inde de uçuyorlar sevgili dostlar. Ben çok büyük bir ilde yaşamıyorum ama benim olduğum yerde de sabah başlayıp akşam karanlığa kadar, özellikle sabah erken saatlerde başlayıp gün ağarmaya başladığında başlayıp öğle saatlerinde dozunu arttırıp akşama doğru azaltıp böylece 81 ilin 81'inde de aynı spreylemenin yaşandığını söyleyebilirim. Hepimize geçmiş olsun ama Nikola Tesla'nın bu kıyamet silahı olarak da geçen harp, dünyanın frekansını yönlendirme, aslında bu ilk yapıldığı zaman düşmanlardan gelen, yani havadan gelebilecek bir silahı, bir bombayı etkilemek için, yani onu karşı püskürtmek için yapılmışken, her şeyde olduğu gibi biraz amacından saptırılmış hale gelmiş. Tamam, görüntü vermeden anlatın. İstek atar mısınız bana? Görüntü vermeyin. Sadece hani en azından güzel bir yere baksın, öyle deneyelim. İstek atın bana. Şu anda internet, biliyorsunuz ki deprem olduğu anda en çok giden şey internet zaten. En büyük problem telekomünikasyonda yaşanıyor depremde. O yüzden önümüzdeki yıllar için, önümüzdeki yıllar için üstüne basa basa, altını çize çize söylemek istiyorum. Evet, ilk defa bu uyarıyı yapacağım. Çok önemli olmak gerekiyor. Merhabalar. Aldınız mı hocam? Merhaba. Evet, aldım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şimdi ismimi söyleyeyim size. Nil ben. İstanbul'dan katılıyorum. Ben Merhaba Nilay Hanım. her depremden önce
Tesadüfen bundan yıllar önce bir bulutlarla ilgili bir TRT'de bir belgesel seyretmiştim. Düz çizgi çizili olduğu zaman bir sonraki gün, aynı gün yani bulutlarda böyle uçak izi değil. Hani şu speyleme yapılıyor ya, ondan değil. Yani keskin ve düz bir çizgi oluyor. O çizgiyi gördüğüm zaman hiç istisnasız, yani nerede olursa olsun muhakkak bir yerde bir deprem oluyor. Bunu arkadaşlar takip etsin. Gökyüzüne baktıkları zaman bulutlar eğer keskin ve dümdüz bir paralel bir çizgi, iki çizgi görünüyorsa muhakkak deprem oluyor. Bu bir. İkincisi, yaklaşık 20 yıl önce, 20 yıl önce fark ettim. Ben emekli bir insanım aslında. İnsanlarla da ilişkim çok yüksekti, fakat şimdi ben ilk defa katıldığım için görüntümü vermek istemedim. Bir de saçım falan Tabii. müsait değil. Özür dilerim Olsun öncelikle. önemli. Olsun, biz dinliyoruz. Şimdi yaklaşık 20 yıl önce biz ailece tatile gittik. 15-20 yıl önce hatta. Çanakkale'de yine 6,5 şiddetinde çok büyük bir deprem oldu. Fakat 3 gün, hatta 4 gün önce benim iki diz altımdan, özellikle sağ ayağım daha duyarlı depreme karşı, korkunç bir sızı, kırılmış gibi korkunç bir sızı yaşadım. O çok enteresan. 3 gün sonra falan Çanakkale'de bütün işte haberlerde dinledik. Çanakkale'de bir deprem oldu ve çok enteresan. Bu deprem olduktan sonra bu sızılar otomatikman sanki Geçti. bıçakla kesilmiş gibi tık diye kesiliyor. Ve dikkat ettim. O günden, yani o zamanlardan beri, Çanakkale'deki depremin hangi senede olduğunu bilmiyorum ama ben yaklaşık 20 sene önce diyorum. Belki 25 sene önce oldu. 6,5 şiddetinde bayağı yüksek bir deprem olmuştu. Hocam, o zamandan beri ben romatologlara bile gittim. Korkunç ağrılar yaşıyorum bu dizlerimden. Yani kemiklerimden. Diz altından kemiklerinden yukarıya doğru ağrılar yaşıyorum. Ve çok enteresan. Bu enerji boşaldıktan sonra, yani deprem olduktan sonra, bıçakla kesilmiş gibi hiçbir ağrı kesici kullanmadan tık diye gidiyor ki ağrılarım. Ve bunu gittiğim profesörler de açıklama yapamıyor. Evet diyor, sizin gibi bazı insanlar bunu hissediyor. 3 gün önce, 5 gün önce çok yoğun bir şekilde hissediyor. Ama bunun tıbben açıklamasını, tedavisini yapamıyoruz. Bu doğal bir şey. Bunun hani açıklaması yok diyor. Diyor ki, Vücudunuz belirli olaylara karşı önceden doğal bir reaksiyon veriyor. zaten algılarım çok açık hocam. Yani sizinle Öyle. birebir konuşabilsem çok farklı şeyler de anlatacağım da, şimdi burada anlatmak istemiyorum. Dünkü deneyimi anlatayım size. Buyurun lütfen. Dün mesela ben çok fazla, hani ben aslında enerjisi çok yüksek, çok böyle hani pozitif bir insanım. Kolay kolay da canım çıkmaz. Ya nasıl biliyor musunuz? Kep takmış gibi kulaklarımın üzerinden korkunç bir baş ağrısı. Dizimin altında gene kemik, hafif bir sızlama. Ya dedim, bunda bir anormallik var. Tansiyon değil bu dedim. Bu kesin, yani bir gün önce de ben o keskin o bulutları gördüm. İnşallah deprem olmaz dedim. Saat 1-1,5 gibi böyle elimde telefonu bıraktım. Televizyon izlerken başımdaki o korkunç basınçla, ama tansiyon değil, kesinlikle değil hocam. Çünkü daha önce tecrübelerimde de yaşadım bu basınç olayını. Bu migren atağı falan da değil, baş ağrısı da değil. Anlatamıyorum. Büyük bir basınç. Ondan sonra uyuyup kalmışım televizyon izlerken. Şimdi size bombayı patlatıyorum. Saat 3-3,5 gibi rüyamda deprem oluyor. Gördüm. Saat 3-3,5. Bakın, depremden yarım saat, bir saat ya da kaç Yarım geçmiş. saat önce. Ya da işte o civarlarda. Rüyamda gördüğüm olayı anlatayım size. Benim öncü rüyalarım da vardır. Çok enteresan. Yani bu depremden yarım saat önce bana gösterildi. Ev sallanıyor, sallanıyor, yatak sallanıyor. Ben bir gözümü açtım, baktım. Saat 3,5, televizyon açık. Çok enteresan. Deprem olmuyor. Işığa baktım direkt olarak. Hani kafayı kaldırıp avizeye bakarsınız ya ilk depremde. Evet, Gerçekten hepimizin deprem. verdiği reaksiyondur o, avizeye Evet. bakmak.
Evet hocam işte aynen böyle oldu. Baktım Allah Allah dedim. Neyse ben çok affedersiniz bir lavaboya kadar gittim. Sonra dedim ki ya Nil dedim kendi kendime gene rüya gördün galiba dedim. Ortada deprem olacak bir şey yok çünkü. Orada ben kafamı koydum yastığa. Tabii derin uykudan da kaldırıldığım için istemsiz bir şekilde kalktım deprem oluyor diye. Ya gerçekten hocam 4 işte o 8 geçe bir yatak başladı gaç kurç yapmaya gene rüya gör. Rüyamın içinde kendi kendime diyor ki rüya görüyorum herhalde. Sonra bir baktım lamba sallanıyor. Baktım gardırop gaç kurç ileri geri gidiyor. İstanbul'dayız ve bizim evde radyan olduğu için yaylanıyoruz biz. Ah dedim Nil bu sefer gerçekten deprem oluyor. Kalk kızım dedim kendi kendime. Seni zaten uyandırdılar. Sen niye tekrar uyudun dedim kendi Niye kendime. tekrardan yattın ki? Ya beni uyandırdılar hocam böyle. Benim zaten değişik tuhaf şeylerim olur yani. Hani insanlara göre anormal. Benim yaşadığımda normal. Artık ben 50'yi de devirdim. 50 yaşımı da devirmeme rağmen yaşadıklarım çocukluğumdan beri yaşadığım böyle öncü şeylerim olur. Böyle de tuhaf bir şey yaşadım. İlk defa da katıldım ve özellikle anlatmak istedim. Bu bulutu takip etsinler. Bakın gökyüzüne bakın. Dümdüz beyaz ya da siyah çizgiler keskin, kısık yani uzun ama hani bakın spreylemedeki gibi değil. O spreylemeyi artık hepimiz biliyoruz. O Öğrendik onu spreylemeden hepimiz. farklı. Heh, bunu hatta YouTube'da da belki bulabilirler. Bulutların yani bulutlarla ilgili bir TRT'de bir belgesel seyretmiştim. O zamanlardan beri takip ediyorum. Hiç istisnasız hocam. Hiç istisnasız, hiç sekmedi. Muhakkak bir yerde deprem oluyor. Yani. Neyse bu Peki değil tecrübelerimi hanımcığım. anlatmak istedim size hocam Çok sadece. iyi yaptınız. İnanılmaz memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum Nilan Hanım. Ve şunu sormak istiyorum. Altta bir takipçimiz de sordu. Ağrılarınız geçti mi yoksa Evet. devam ediyor mu? Ağrılarınız, bacak ağrılarınız devam ediyor mu? Ha çok enteresan. Artık deprem olmayacak. Hayır. Dün başlamıştı. Dün ya da 1,5 gün önce başlamıştı diz altında. Öyle bir ağrı. Şiddetli bir ağrı oluyor bazen. Bu sefer çok enteresan. Çok fazla şiddetli olmadı ama bu ağrı bana depremin var olduğunu, hani önce olduğunu hissettirdi gene. Ve enerji boşaldıktan sonra çok enteresan. Ertesi gün büyük bir deprem olmayacaksa çok şey bıçakla kesilmiş gibi tak diye gidiyor. Gitti ağrım. Yok. Bitti. Deprem falan Bitti. olmayacak. Yani deprem O falan zaman olmayacak endişesi olmasın arkadaşlarım. evet, uzmanlar da fayın oturduğunu söylediler. Yani ufak tefek artçılar olabilir ama şu anda yüksek hani bir şiddette bir deprem beklenmedi. Uzmanların yaptığı açıklamayı söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum Nilan Hanım. İnanılmaz bıcır bıcır da bir sesiniz var. Ben sizi 20'li 30 yaşlarda falan zannettim. Hiç 50 gibi durmuyor sesiniz. Yok Çok hocam ben teşekkür ediyorum Nilan Hanım. 50'de takıldım kaldım. Ben 50'yi de geçtim. Yani 60'a doğru gidiyorum artık yani. Ama Öyle mi? ben Ne güzel. pozitif bir insanım bakın. Rabbim sağlık sıhhat versin. Çok enteresan. Pozitif bir insanım. Böyle tabiatı da severim. Hayvanları da, insanları da. Zaten benim işim insandı diyeyim ben sadece. Mesleğimi söylemeyeyim ama hani insanlarla gerçekten çok iyi anlaşırım. Bırakın onu. Bir tek hayvanların dilinden anlamıyorum fakat çok enteresan, olağanüstü şeyler de yaşattırıyorlar bana. Teşekkür ederim Nil Hanım. Hocam sevgilerimi sunuyorum herkese. Herkes Allah'a Sağ emanet olsun. Ülkemiz Allah'a olun. emanet olsun. Amin Herkes inşallah. iyi günler, huzurlu günler, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet. Nil Hanım çıktı mı? Nil Hanım çıktı. Sevgili takipçiler, Mevlam bir daha yaşatmasın tabii ki böyle şeyler ama ister istemez insanlar reaksiyon veriyor, vermek durumunda. Hepimizin bilinci ayrı, hepimizin tavrı tarzı ayrı. Sakin olmak bu tür konularda biraz zor.
Ama şunu biliyoruz ki artık hepimiz deprem konusunda hem araştıranlar hem de bu konuda çok fazla yayın yapan insanlar sayesinde öğrendik öncesinde neler olabileceğini, gökyüzüne nasıl reaksiyon verdiğini, hayvanların nasıl reaksiyon verdiğini, insanların kendi içine nasıl bir pozisyona girdiğini, neler olduğunu artık hepimiz tahlil edebiliyoruz. İşte burada evet martının sesleri buradan yapılan istatistiklerde hayvanlarda en çok tepki verenlerden biri de martı. Ve özellikle martıların çocuk gibi ağlaması en çok görülen istatistiklerden martıların ağlaması. Çok enteresan. Kargalarda daha çok dolaşma, yoğunlaşma görülürken martılarda ise ağlama şeklinde bir çığlık atar gibi ağlama şeklinde bir reaksiyon görülüyormuş. Kedilerde huysuzluk, saklanma ve sahiplerini ısırma şeklinde. Kuşlarda kanadı çok hızlı çarpma ki Mehveş de galiba. Mehveş'in buradaysan sen beni onayla lütfen. Kendini yerden yere vurdu dedi kafesinin içinde. Yani anlıyoruz ki aslında deprem öncesinde ben geliyorum diyor. İşte bunu anlayıp o anda bir şey yapabiliyor muyuz? Belki de en önemli kısım bu. Bunu anlayıp acaba bir şey geliyor ne olabilir deyip önlem alabiliyor muyuz ya da haber verebiliyor muyuz? Neler yapabiliyoruz? Önemli olan kısım bu. Harp konusuna geldiğimiz zaman da harbi konuştuk ve özellikle 99 depremi ile alakalı bu harp üzerine bir çalışma yapıldığında şöyle bir şey ortaya çıkmış. Şimdi bir de bu duruma bakmak lazım. Yani bu depremden önce bize verilen en büyük bilgi bir Suriye'ye Türkiye'nin giriyor olması. İstanbul'da yaşanan patlamadan evet şimdi sıra bizde ve biz gereken cevabı veriyoruz denmesi. Ve sonra da bu 99 depreminin öncesinde de neler olmuş bir onu okuyayım size. Ki harp konusunda bize bir cevap var mı? Bir araştıralım bakalım ne var burada. Deprem günü Gölcük'te basit bir devir teslim töreninde ABD'li ve İsrail üst düzey komutanların oluşu. Mesela 99 depreminde böyle bir şey olmuş. Deniz üstünde hiçbir Türk subaya giriş izni verilmeyen bir ABD denizaltının olması. 99 depreminden önce deniz üstüne hiçbir Türk subaya giriş izni verilmeyen bir ABD denizaltının oluşu. Olay daha dünya basınına yansımamışken İsraillilerin yardım çalışmalarına başlamış olması. Ki bugün diğer hesabımda da bir filmden alıntı paylaştım. Bir sayfadan onda 1997 yılı yapımlı bir filmin bir kısmını paylaşmıştım. Depremden önce denizde büyük bir ateş topu ortaya çıkması, gökyüzü renginin değişmesi, depremin beklenenden uzun sürmesi, telefonların çalışmaması ki genelde depremde zaten telefonlar çalışmıyor. Enteresan. Yıl 2022 ama maalesef hala da deprem esnasında en gereksinim olan şey telefon çalışmıyor. İlginç bir şekilde yani 99 yılında acaba harp miydi sorusunun cevabını da biraz bu harple alakalı çalışma yapanlardan öğrendik. Ama yine ben harp konusunda okuduğum bazı profesörlerin okuduğu yazılarımdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki Allah'ın yarattığı hiçbir şimşek, Allah'ın yarattığı hiçbir ne o gök gürültüsü onların yaptığı frekanstan daha aşağı olamaz. Yani onların yaptığı hiçbir frekans, hiçbir elektrik dizaynı Allah'ın şimşeğinden ve Allah'ın gök gürültüsünden daha güçlü olamaz diyordu bir profesör. Ve onun dışında da kırılmayan bir faya çok fazla etki yapamayacağı konusunda. Ama Nikola Tesla'nın bu projesi tabii ki gelişe 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 büyüte büyütüle bu hale getirilmiş bir şekilde
Öncelikli olarak silahlarda, yani silah savar olarak kullanılmak istenmişken sonra yine her şey gibi bir şekilde terse dönmüş. Aslında askeri alanında, yani düşmana karşı bir engel olarak kullanılacakken sonra ne olmuş ki iklimleri değiştirmek, suni deprem yapmak, insan bilincini kontrol etmek, sel ve kuraklık yapmak için kullanılır hale gelmiş. Yani anlıyoruz ki her şey belli bir süreden sonra amacının dışına hizmet etmeye başlıyor demek ki. Umarım ev sahipleri dün gece sarsın. 28-27 saniye. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonra yayın açmayacağım. Nasıl cuma günü nasılsa görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Mevlam bir daha yaşatmasın. Hepimize geçmiş olsun. Ve bu vatan, bu bayrak ilelebet var olmaya devam etsin. Allah'a emanet.